Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nefes ve Yaşam Koçu Demet Kılınç. Bugün sizlere panik atak ve anksiyete için evde rahatlıkla yapabileceğiniz nefes egzersizlerinden bahsedeceğim. Öncelikle doğru nefes aldığımız zaman aslında hiçbir şekilde bir panik atak, bir öfke veya bir stres ya da bir anksiyete yaşamamız mümkün değil. Yani aslında bu da bize neyi gösteriyor? Panik atak, anksiyete ve stres eğer çok fazla yaşıyorsanız zaten çok da doğru bir nefes alamıyorsunuz ve akciğerleri tam kapasite kullanamıyorsunuz demektir. Öncelikle doğru nefesten bahsedelim. Doğru nefes nedir? Doğru nefes burnumuzdan aldığımız ve burnumuzdan verdiğimiz, sakin bir şekilde aldığımız ve yavaşça bir şekilde verdiğimiz, çabasızca gerçekleştirdiğimiz solunuma biz doğru nefes diyoruz. Bu doğru nefesi tanımlarken burada en önemli olan şeylerden biri de aslında diyafram kası. Diyafram kası demek istediğimizde ne? Bizim göğüs boşluğumuzla karın boşluğumuzu ayıran diyafram kası var. Diyafram kasının şekli aslında şu şekilde arkadaşlar, bir kubbe gibi. Biz her nefes aldığımızda burnumuzdan diyafram kası düzleşiyor, aşağıya doğru iniyor. Yani akciğerlerimiz komple alt lobularına kadar biz oksijeni içeri almış oluyoruz. Biz nefesi verdiğimiz zaman da diyafram kası tekrar eski haline yukarıya doğru geri geliyor. Normalde bu diyafram kası 1 ve 2 santimetreye kadar esniyor. Ancak biz nefes seansı ve nefes çalışmaları yaparak bu diyafram kası esnekliğimizi 7 santimetre ile 10 santimetreye kadar yükseltebiliyoruz. Çünkü diyafram kası her nefes aldığımızda aşağı doğru hareket ettiğinde aslında bizim iç organlarımıza da masaj yapıyor. Ve vagus siniri dediğimiz en önemlisi de zaten o. Vagus sinirini aktive ediyor. Peki vagus siniri ne? Vagus siniri beynimizden tabii bizim pelvik kök çakramıza kadar uzanan ve bütün sinirlerin orkestra şefi olarak bilinen en uzun bir sinir arkadaşlar. Vagus siniri her biz doğru nefes aldığımızda yani diyaframımız doğru bir şekilde esneyip tam olarak çalıştığında, akciğerleri tam kapasite çalıştırdığımızda aslında vagus sinirini aktive ediyoruz. Vagus siniri aktive olunca da beyne mesaj gönderiyor. Yani diyor ki biz her doğru nefes alıp verdiğimizde sakin ol, her şey yolunda. Ve böyle olunca ne oluyor? Tabii ister istemez stres seviyemiz otomatik olarak düşüyor. Kalbimiz daha rahat bir şekilde artık atmaya başlıyor. Ve bütün organlarımız da kolaylıkla işlevlerini yerine getiriyor. Ve fonksiyon olarak bir bütün olarak aslında hem abdominal bölgeye çalıştırmış oluyoruz. Hem daha doğru bir şekilde oksijeni içeriye almış. Ve tüm akciğerlerin alveollerine kadar da oksijeni göndermiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar nefes çalışmasını yapacağız. Bunu panik atak, anksiyete, öfke, korku ile ilgili rahatsızlıklarınız varsa yapabilirsiniz. Ayrıyeten aslında bunlarla ilgili hiçbir rahatsızlığınız yoksa da sırf akciğer kapasitenizi arttırmak için, diyafram kasınızı güçlendirmek için de bu nefes çalışmasını da yapabilirsiniz. Bu nefes çalışmasını yaparken birkaç tane dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ne dedik? Öncelikle nefesi burundan alacağız, burundan vereceğiz. İkincisi nefes alırken dilimizi üst damağımıza koyacağız arkadaşlar. Yani ateş noktasına şu şekilde dilimiz üstteki ön dişlerimizin hemen arkasında yumuşak bir şekilde duracak. Burada durduğunda ne oluyor? Biz aslında bedenimizdeki enerji kanallarını yani hem dişil hem eril enerjiyi, bütün enerji kanallarını dengeye getirmiş oluyoruz ve ana gelmiş oluyoruz. Bu bizim aldığımız nefesi daha kolay hem almamızı sağlıyor hem de daha kolay bir şekilde bütün hücrelerimize kadar ulaştırmayı sağlıyor. Üçüncüsü arkadaşlar omurgamız dik bir şekilde oturacağız bu nefes çalışmasını yaparken. Bu çok önemli. Bütün nefes çalışmalarını yaparken omurganızın dik olması da yine şimdi biz şimdiye bağlıyor ve doğru bir şekilde nefes almamızı sağlıyor. Yani sadece nefes alıyorum diyerek her şekilde nefes aldığınız zaman yani şu şekilde düşünün
omuzlar düşmüş, aşağıya doğru bir şekilde nefes aldığımız zaman aslında biz akciğerleri tam kapasite çalıştıramamış oluyoruz. Ama dik oturduğumuz zaman diyafram hem kasımızı çalıştırıyoruz hem komple akciğerlerimizin hepsi bütün alt loblarına kadar, en derinlerine kadar doğru bir şekilde kolaylıkla nefes alabiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz sizinle 3-5 dakikalık bir egzersiz yapacağım. Bunu benimle tekrar edebilirsiniz. Bu videoyu durdurup tekrar baştan yapabilirsiniz. Öncelikle isterseniz bir örnek yapayım, sonra egzersize başlayalım. Sizden istediğim ellerinizi karnınıza koymanız. Ve nefes alırken dikkat etmeniz gereken yer, burundan nefes alacağım. Nefesi 3 saniyede alacağım, 6 saniyede vereceğim ve nefes alırken gözlerimi kapatacağım. Gözümüzü kapattığımız zaman da aslında beynimizi bir şekilde alfa frekansına indirmiş oluyoruz ve bütün uyaranları da bedenimize getirmiş oluyoruz. Yani gerçekten nefes aşağı kadar tam akciğerlerin alt lobuna kadar alabiliyor muyum? Diyafram kasını kullanabiliyor muyum? Daha iyi kontrol ediyorum ve daha rahat bir şekilde nefes alabiliyorum. Ellerimizi karnımıza koyuyoruz. Öncelikle akciğerlerdeki tüm havayı boşaltıyoruz burundan. Sonra burundan 3 saniye nefes alıyorum. Nefes alırken bakın karnım öne doğru, yanlara doğru şişiyor. Sanki bir balon var gibi. Nefes verirken de karnım içeriye doğru giriyor. 6 saniyede nefesi veriyorum. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Şimdi hazırsanız arkadaşlar, sessiz bir yere geçin. Ayaklarınız, bu arada özellikle bel hizanız aynı olursa ayaklarınızın altına bir yoga matı koyabilirsiniz. Omurga dik bir şekilde oturalım. Gözleri kapatalım. Eller karında, dilimiz ateş noktasında olsun ve hep beraber başlıyoruz. 3 saniye burundan nefes alacağız. Diyafram kasını kullanarak ve 6 saniyede nefes vereceğiz. Şimdi başlıyoruz. Eller karında. Öncelikle akciğerlerdeki bütün havayı boşaltıyoruz. Karnı içeri çekiyoruz. Nefes al 2-3. Nefes ver 2-3-4-5-6. 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 Nefes al 2-3. Nefes ver karın içeri. Nefes al karın şişiyor. Nefes ver ki karın içeri. Nefes al ki 3. Nefes ver ki 3 4 5 6. Nefes al ki 3. Nefes ver ki 3 4 5 6. Nefes al ki 3. Nefes ver 2-3-4-5-6. Nefes al 2-3. Nefes ver 2-3-4-5-6. Nefes al 2-3. Nefes ver 2-3-4-5-6. Nefes al 2-3.
Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Son kez nefes al 2, 3. Nefes ver 2, 3, 4, 5, 6. Evet, şu an nasılsınız? Kendinizi daha sakin ve daha dingin hissediyor musunuz? Arkadaşlar şunu fark edin. Şimdi biz burada nefes verişi, nefes alışın iki katı kadar uzunluğunda yaptık. Çünkü biz nefes alırken bizim sempatik sinir sistemimiz çalışıyor. Nefes verdiğimizde ise parasempatik sistemimiz. Yani beynimize işte sakin ol, her şey yolunda o mesajını veren aslında bizim parasempatik sinir sistemimiz. Onun için 3 sayı nefes aldık. 6 sayı yavaşça nefesi verdik. Bu sizin için eğer uygunsa, sizin bedeninizin konforundaysa, eğer sizi yormuyorsa bunu en az 5 dakika yapın arkadaşlar. En fazla 10 dakika olarak yapabilirsiniz. Günde sabahleyin ve akşamleyin olmak üzere 2 kere yapabilirsiniz. Mümkünse karnınız açken yapın bu nefes egzersizlerini. Çünkü daha rahat ve kolay yapabilmeniz için. Şuna dikkat edin. Mutlaka sinirlendiğinizde, bir korku yaşadığınızda, panik atak geldiğinde sizler sığ nefes alıyorsunuz. Şu göğüs kısmınızdan daha çok nefes alıyorsunuz. Burada bizim amacımız neydi? Nefesi daha derine indirmek. Yani diyafram kasını kullanarak nefesi karnımdan başlattım. Nefes aşağı indiğinde zaten otomatik olarak parasempatik sistem devreye girdiğinde sakinleşiyorum, rahatlıyorum. Tansiyonum ve kalp atış hızım yavaşça düşmeye başlıyor. Bunu günde 2 kere yaptığınızda arkadaşlar, yapmadığınız zamanlarda da artık bedeniniz buna alışacak ve zamanla size öyle durumlara geldiğinizde bile otomatik olarak kendisi bu nefes alışkanlığına dönecek. Umarım hepinize şifa ve katkı olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çekmemi istediğiniz eğer videolar varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bu nefes tekniğini uygulayıp bununla ilgili aldığınız sonuçları da yorumlarda bekliyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda, başka bir zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.